Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte sarımsaklarımızı nasıl içi boşalmadan ve kurumadan saklayacağımızı ve soyacağımızı göreceğiz. Hemen tarifimize başlayalım. Evet arkadaşlar, yaklaşık 700 gram kadar sarımsağımız var. Şimdi sarımsaklarımızı dişlerine ayırıyoruz. Her bir dişi ayırıp derince bir kaseye alıyoruz. Sarımsaklarımızı diş diş ayırdık bu şekilde. Derince bir kasemize aldık. Şimdi üzerine ılık su döküyoruz. Üzerine geçecek kadar yaklaşık 5-10 dakika kadar bekletiyoruz. Sarımsaklarımızı 10 dakika kadar ılık suda beklettik. Şimdi alıyoruz ve soyma işlemine geçeceğiz. Bekletmiş olduğumuz sarımsaklarımızı çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi elimizde soyup kasemize alıyoruz. Gördüğünüz gibi kendiliğinden zaten yarısı soyulmuş bir şekilde elimizde de kalan kısımlarını çok rahat bir şekilde soyabiliyoruz. Sarımsaklarımızı soyduk. Şimdi yıkayıp kurulayacağız. Daha sonra kabağıma şimdi geçeceğiz. Sarımsaklarımızı yıkadık ve kuruladık. Havlu kağıdı ya da temiz bir el beziyle kurulayabilirsiniz. Şimdi salata ve mezeleri konulan şu şekilde plastik kaplara koyarsanız kullanımı çok pratik oluyor arkadaşlar. Sarımsaklarımızı bu şekilde koyuyoruz. Doğal olması açısından yarım kilo, bir kilo getirttiğimiz zaman bir yerlerden ya da güzel bulduğumuz zaman, topluca aldığımız zaman sarımsaklar zamanla içi boşalıyor ve kullanılamaz hale geliyor. Çürümüş gibi oluyorlar. Bu nedenle ben bu şekilde sarımsaklarımı soyup bu şekilde bir kaba alıp buzluğa atıyorum. Buzluğa atmanın pratik yöntemini şimdi size göstereceğim. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sarımsaklarımız donduğunda birbirine yapışmaması için bu işlemi yapıyorum. Şu şekilde kapatıyorum ve sallıyorum. Tuzun dağılmasını sağladım bu şekilde. Bu şekilde buzluğuma koyduktan sonra teker teker ne kadar kullanacaksam buzlu bir şekilde rendeleyip yemeklerime, salatalarıma istediğim gibi kullanabilirim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bugün birlikte sarımsakları nasıl pratik bir şekilde soyup saklayacağımızı gördük. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.